G20 Dışişleri Bakanları Hindistan'da toplandı. Oturum depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'da Temmuz'dan bu yana ilk kez aynı masada buluştu. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapıldı. Toplantının ikinci gün oturumu Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başladı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu daha sonra Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA grubunun 23. Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Uluslararası sistemin birden fazla krizin tetiklenmesiyle değişim ve dönüşümden geçtiğini belirtti. Son derece önemli bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistem bir dönüşüme maruz bırakılıyor ve bu birden fazla krizin de tetiklediği bir değişim. Buna etkin, çok taraflılıkla cevap vermemiz gerektiğini, soyutlanma ya da tek taraflı politikaların olmaması gerektiğini inanıyoruz. Çavuşoğlu iki gün süren G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Toplantının ilk gününde Rus, Kanadalı, Avustralyalı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Son günde ise Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme yaptı. Hindistan geçen yıl G20 başkanlığını devraldı. Yeni Delhi'deki G20 Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı. Böylece Blinken ve Lavrov geçen Temmuz ayından bu yana ilk kez aynı masada oturdu. İki bakan 10 dakikadan daha az konuştu. İki gün süren toplantının gündeminde Ukrayna Savaşı ve Çin'in küresel nüfuzunu artırma hamleleri vardı. Zirvenin sonuç bildirgesinde gıda güvenliği ve tedarik zinciri konularına vurgu yapıldı. Rusya ve Çin dışında G20 ülkelerinin çoğu Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınadı.